Abi, bugün şöyle girizgah yapmak istiyorum. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir hadis-i şerif var. Malum bugün 10. günü Ramazan'ın. Onunla da bağlantılı olarak. Ramazan-ı Şerif'in evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu nasıl anlamalıyız Halil abi? Şimdi soruda bahsettiğiniz kısım uzun bir hadisin ortasında geçiyor. O uzun hadis aslında maddeleştirdiğimiz zaman, yüklemlerine ayırıp maddeleştirdiğimiz zaman bize 21 maddelik karşımıza bir müjdeyi de beraberinde getiriyor. Ben hadis-i şerifi olduğu şekliyle düz olarak okuyayım. Selman-ı Farisi'den nakledilen bu hadisin tamamı şöyledir. Resulullah Aleyhisselam Şaban ayının son günü bize hitap etti ve şöyle buyurdu. Ey insanlar, size büyük bir ay belirmiştir. Bu ay mübarek bir aydır. İçinde 1000 aydan daha hayırlı olan bir gecenin bulunduğu bir aydır. Allah ayda oruç tutmayı farz kıldı. Gecesini de nafile ibadetlerle değerlendirmenizi istemiştir. Kim bu ayda hayırlı bir hasletle, özellikle Allah'a yaklaşırsa, o hasleti vesile kılarsa, bu ayın dışında farzı yerine getiren kişi budur. Kim bu ayda bir farzı yerine getirirse, bu ayın dışında 70 farzı yerine getirmiş kimse gibi olur. Bu ay sabır aydır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay hayır ve iyilik aydır. Müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçlu iftar ettirirsen, bu onun günahlarının affına, cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur. Ve oruçlunun sevabında da hiçbir azalma olmaksızın aynısı onun içinde olur. Sahabiler dediler ki, hepimiz oruçta iftar ettirecek bir şeyler bulabilir miyiz? Olmayabilir. Aleyhisselam Efendimiz buyurdu ki, Allah bu sevabı oruçluya bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt ile iftar ettiren kimse için de verecektir. İşte sizin sorunuza geçen bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Kim hizmetçisinin yükünü hafifletirse Allah da onu cehennemden azat eder. Bu ayda 4 hasleti çoğaltın. Bunlardan 2 tanesiyle Rabbin razı edersiniz. Rabbinizi razı edersiniz ki 2 tanesiyle de ihtiyacınız vardır diğer ikisine. Rabbinizi razı edeceğiniz 2 haslet Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeniz ve ondan af dilemeniz, istiğfar etmenizdir. Bu ay işte bugün onu ikinci bir on, ikinci bir dilime girdik. İstiğfar etmeniz. Hep muhtaç olduğunuz 2 haslet ise Allah'tan cennet istersiniz ve cehennemden ona sığınırsınız. Kim bu ayda bir oruçluyu doyurursa Allah da ona benim havuzumdan bir yudum içirir ki artık o cennete girinceye kadar bir daha susamaz. Şimdi 3 ayların başlamasıyla birlikte, Regaib Kandili ile birlikte bir dizi kandiller geçidinden sonra Ramazan'a ermenin, oruçla buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayı bizler için rahmettir, mağfirettir, huzurdur, berekettir. Bize Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadisi şerifiyle bir görev, bir hedef veriliyor. Bize bir görev düşüyor. Yani Ramazan'ın rahmetinden, mağfiretinden istifade edip cehennemden azat olmak için güzel davranışlar sergileyin, salih ameller işleyin deniliyor. O zaman Peygamber Efendimizin aleyhisselam ifade buyurduğu şekliyle Ramazan'ın sonunda cehennemden kurtulan kullardan olmaya hak kazanmış oluruz. Yani sadece balık tutmaya gitmek yetmez. Oltayı da beraberinde götürmen gerekir. Sadece Ramazan ayına kavuşmak yetmez. Bu aya yetişmenin yükümlülüklerini de yerine getirmek gerekir. Ramazan ayının 2 yönü vardır. Birincisi manevi kirlerden ve günahlardan temizlenme ayı. Tövbe, istiğfar, dua bu işin bireysel, ferdi yönü. Bir de ikincisi hayra sanat yapma, açları muhtaçları doyurma ayıdır ki paylaşma, bu da işin toplumsal yönüdür. Değerli arkadaşlar, Ramazan aç durma ayı değil, açları doyurma ayıdır. Oruç aç durmak değil, açın halini anlamak,
açı doyurmaktır. Açlık empatiyle anlaşılmaz. Bize her Ramazan bir zarf veriliyor ve içini bizim doldurmamız, salih amellerle bunu doldurmamız isteniyor. Zarfın içine yazıp koyduklarımız, okuduklarımız, yaptıklarımız, bütün ibadetlerimiz içindeki mazruf daha sonra önümüze konulacaktır. O zarf açıldığında Rabbim başımızı öne eğdirmesin, keşke dedirtmesin, mahcubiyet yaşatmasın. İşte geride kalan ilk o 10 günlük rahmet dilimi geride kaldı. Şimdi bol bol mağfiret dönemindeyiz.